Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalımda bir Çukurova Pazarı, Otopazarı videosuna hoş geldiniz. Egea var. Geçen haftadan biliyorsunuz bunu. Ondan sonra şurada bir ne var? Yeni Megane var. 185.000 TL demiş. 2018 benzin LPG 27.900 TL kilometrede. Bu da geçen haftanın arabalarından. Değişik neyimiz var? Burada 2013 yine benzin LPG 125.000 TL'ye 105.000 kilometrede Accent Blue var. Mod Plus paket. İlgilenen arkadaşlar için. Şurada yine başlangıç seviyesinde 84.750 TL'ye 2004 1.6 Focus var. 340.000 kilometredeymiş. İşte şeye yorum yapamıyorum. Yani 340.000 kilometrede 84.750 TL. Yani fiyata bir şey diyemiyorum dostlar. Yani hakikaten Allah yardımcımız olsun. Ne var? Passat var. Bakın burada böyle. Highline'a benziyor. Evet, Highline paket. Şöyle bakalım. 245.000 TL demiş. 1.4 TCI 2016. Hasar boyu yok demiş. Manuel vites ya. Ah. 6 ileri manuel var dostlar. Manuel vitesi olması kötü olmuş ama tabi manuel tercih eden arkadaşlarımıza kapısının kapanmasını duydunuz değil mi? Böyle cillop gibi rap diye kapanıyor. Passat'a özel. Şurada bir Astra'mız var. Gelin ona da bakalım. Astra neymiş? 1.4 turbolu dostlar. Üzerinde kozmetik ister. 165.000 TL demiş. Tremer boya yok. 2013 1.4 turbo. Şöyle kozmetik şeyleri var. Sıkıntıları var. Tavanda mesela görüyorsunuz. Şöyle kapısını kapalı. Otomatik vites değil dostlar. Bayağı bir hor kullanmışlar ama yine sizlere çekebileceğim araçlardan biri. Bunda LPG uyumsuzluğu söz konusu. Biliyorsunuz sübaplarda hemen erime yapıyor. Magnezyum olduğu için ne yapacaksınız? Çelik sübaba çevirirseniz sıkıntısız binersiniz. Şurada bir Duster'ımız var. 238.000 kilometrede 134.750 TL demiş abimiz. Maşallah. 1.5 dizel. Şöyle bunu da görün. İçini de çekeyim sizlere. İyi kullanmışlar arabayı. Şöyle içini de çekeyim. Yine şurada ne gördüm sizler için? i10 gördüm. Style paket. Başlangıç seviyesindeki araçlardan biri bu da. 105.000 TL demiş maşallah. Style en full. 68.000 kilometrede. Onu da görün. Şöyle dostlar. Evet, aşağıya doğru inelim. Mesela ne var? Yine az önceki Clio sınıfında. Şöyle B sınıfında 79.750 TL'ye 1.3 benzinli 2011. Minnacık neyimiz var burada? Toyota'mız var. Toyota. Şöyle uzaktan çekeyim sizlere. Toyota Yaris dostlar. Telefon numarasını da görün şöyle. Ondan sonra kapısını da açıp bir bakalım mı içine? Şöyle. Kapısını da açtım. Bunun göğsü çok garibime gitmişti her zaman. Kadranı görüyor musunuz? Ortada ilginç bir araba. Klima vesaire var. Tavsiye edebileceğim araçlardan. Evet dostlar, şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bakalım başka çekebileceğimiz ne var. Oo, Astra H. Rengin güzelliğine bakın dostlar. 53 plaka. 2005 model. 268.000 kilometrede 111.000 TL demiş. Otomatik vites Astra'ya. Şimdi şöyle bakalım kapısı açık mı? Zamanın efsanelerinden. Kapısı kapalı. Bunun otomatiğini tam emin değilim ama şey olabilir. Tek kavrama olabilir. Ya da tam otomatik olabilir ama bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şurada bir Polo daha var. Hadi gelin buna bir bakalım. Daha güncel olan kasa. 2016 model. 1.2 TCI. O cıncık. 142.000 TL demiş. Kaç bin? 109.000 kilometrede benzin LPG var. Alette şöyle bunu da görün dostlar. Jant güzel durmuş üstünde. Launch paketmiş. Gayet de başarılı duruyor valla. TCI olması güzel. Manuel mi? Vallahi eğer DSG'de olsaymış abi 10 numara 5 yıldız olurmuş. Tabi DSG 1.2 TCI Polo'da var mı yok mu bilmiyorum. Onu da yorumlara yazarsınız. Yol tutuşuyla efsane bir araç zaten. Şöyle birazcık hızlanıyorum dostlar. Çok kalabalık. Şöyle bakalım ne var. 192.000 kilometrede 52.000 TL'ye 2000 model. Buradaki görmüş olduğunuz Palio Weekend mi oluyor artık bu? Öyle bir şey herhalde 1.4. Şurada 138.000
TL'ye neyimiz var? Jetta'mız var. 225 bin kilometrede. Şurada eski kasa polo var. Hadi bugün pololarımız ağırlıklı olsun. 2004 polo 96 bin 450 kilometrede 94 bin 500 TL. Abim kilometreye 1000 lira yazmış. Şöyle telefon numarasını da görün. Tabii pazarlık payı vardır. Bakmayın, espri yapıyorum. Temiz duruyor, güzel duruyor. Gördüğünüz gibi. Klima var ama CD çalar vesaire yok. Şöyle arkadan da çekeyim dostlar. Ondan sonra neyimiz var? Şöyle birazcık daha hızlanıyorum. İlgisini çeken arkadaşlar için SLX var. İyi satışlar, iyi pazarlar. 32.750 TL demiş. Abimiz Doğan SLX'i 94 model. Şöyle bunu da görün. Doğan SLX petrol yeşili. Bu da biliyorsunuz tutulanlardan. Şurada bir iyi 16'mız var. 1.16 BMW 2014 230 bin kilometrede. Sanırım bu da geçen haftadan kalanlardan. Şöyle bunu da görün. Şöyle döneyim. Aa, Volvo var. Vay vay vay. T5 mi acaba? T4 ya da T5 dostlar. Volvo. Görüyor musunuz araçtaki orijinalliğe bakın. Farlarda yıkama var. İyi satışlar. Araç sizin de. Çekebilirim değil mi? Dostlar şöyle Volvo'nun şu efsaneliğini görün. Oo, double ekran koymuş abimiz içine. Şöyle bunu da görün. Bakın şimdi tavana bir şey takmak istediğinizde anahtar koymuş adam ya. Şöyle bakalım. S4'müş, S40'mış bu arada dostlar. 225 bin kilometrede. Vallahi araç temiz duruyor. Güzel duruyor ilgilenen arkadaşlar için. Evet, şöyle aşağıya doğru inmeye devam ediyorum. Yine başlangıç seviyesinde araç isteyenler için neyimiz var? Şurada Grande Punto'muz var. Onu da çekeyim size dostlar. 2012 Evo Fire. Benzinli olan bu. 97.500 km'deymiş. 92.000 TL yazmış abimiz. Bu da başlangıç seviyesindeki önerebileceğim araçlardan. Elektrikli direksiyonu bunun çok başarılı. Kapısı da açık. Şöyle görün dostlar. City modu var. City modunda hakikaten serçe parmağınızla rahat rahat tam şehir içinde kadınlar için kullanılabilecek araçlardan yine başlangıç seviyesi arkadaşlar için tavsiye edebilirim. Evet dostlar, şöyle aşağıya doğru inelim. Neyimiz var? Şurada bakıyorum. Yani hep aynı arabalar var. Değişik araba var mı diye bakıyorum sizler için. Şurada bir tane Kia'mız var. Sportage 2011. 97 bin kilometrede 1.6 GDI benzinli olandan. Fiyat yazmamış abim. Şöyle benzin LPG söz konusuymuş. Şöyle uzaktan da görün. Değişik araçlardan aşağıya doğru inelim. Bakalım başka değişik bir şeyimiz var mı? Dostlar bakıyorum. Yani bir kalabalık söz konusu. Şurada bir Jetta'mız var. Hadi ona da bir bakalım. Güzel böyle farları görüyor musunuz? 53.000 TL. Şahin'e ne yapmış abi? 2001 model 1.6 IE. Farlara bakın. Vallahi güzel yapmış. Orijinal var. Belli. Basmış da şöyle. Kapısı açık mı bilmiyorum. Sizin araç mı? Ben dün Nurdağ'ındaydım. 2000 modele 73 milyar istedi. Maşallah. Orijinal yatırım çekiyor abi. Bakın dostlar güzel yapmış ama. Ama güzel toplamış ya. Güzel toplamış. Araba birinci sınıf. Hani 2-3 var ya. Hmm. Araba birinci sınıf. Güzel toplamış. Bu arabada boya da yok araba. Peki almak isteseydiniz pazarlıkla alır mıydınız? Ya ben Nurdağ'a gittim. Ben Nurdağ'dan 2 gün önce ben o Clio aldım ben. Ha, Clio aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza bela vermesin. Ama orijinal araba, bu araba eder o parayı. Eder değil mi? Evet. Peki Clio mu bu mu? Ya şimdi Clio'nun şeyi, bunların şeyleri yok. Klimaları yok. Değil mi? Bizim Adana için şey olmuyor. O Adana için gidecek araba değil. Doğru diyorsunuz. Evet. İşte Clio'da şey var. Klima var. Klima olduğu için. Tabii Clio'da ABS vesaire var. Airbag var. Bunda onlar yok. Hepsi var. Aslında kıyaslanacak araba değil. Benimki Latifi. Ama evet, temiz araba, güzel. Aynen öyle. İyi pazarlar. Dostlar Jetta var şurada. 2008 1.6.
119.000 TL demiş abimiz. Şöyle görün, 160.000 kilometrede temiz duruyor. İyi pazarlar olsun. Sizin aracınız? LPG uyumlu olan değil mi bu? Evet evet. İyi pazarlar diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar şimdi şurada aşağıda güzel bir şey gördüm. Ne gördüm biliyor musunuz? Astra gördüm. Astra. Astra F. Hadi şu Astra F'e bir bakalım. Astra F sunroof var gibi ama sonradan takılma muhtemelen. Şöyle onu da çekeyim. Normalde bunlarda sunroof fabrika çıkışlı var mı yok mu bilemiyorum. Olmayabilir. 96 305.000 kilometrede 1.6 benzin LPG 45.500 TL. O otomatik. O zaman bu GL'yi dostlar. Bu arada klima var mı? Klima yok. Klimasız. Aa, GL'yi değil abi bu. Klima yok, GL'yi değil bu. Zaten şey de yok. Eski bu. Böyle görün şunda park sensörü falan koymuş. Lastikleri güzel, yeni duruyor. Ama çok oynanmış arabayla. Zaten alt tarafları falan görün. Yani tavsiye eder miyim? Hayır. Tabii her şey parasına göre. Ne kadar ekmek o kadar köfte dostlar. Ondan sonra şurada bir Volvo'muz var. Hadi yakıyor bakın. Aslan yakıyor maşallah. Şöyle Volvo S80 var dostlar. Şu görüntüye bakın. Heybete bakın ya maşallah. Maşallah. 105.750. Evet. 2004 330.000 kilometrede 2.0 LPG'li 105.750 TL demiş abimiz. Ama böyle yaldır yaldır araba yakıyor yani kendini. Şöyle içine doğru geçelim. İşte kalite ya. Maşallah. Kirli hali böyleyse düşünemiyorum yani temiz halini. Maşallah maşallah dostlar görün. Böyle heybeti meybeti görün. Yani şu göğsün tatlılığına, orijinalliğine bir bakın. Bakın kaç 330.000 kilometredeki aracın direksiyonunu görüyor musunuz? Şuranın ahşap kaplama olması nasıl güzel. Sadece şurada bir deformasyon var. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Araba kaymak gibi. Bakın bakın şöyle. Koltuğundaki özelliklere bakın. Gayet başarılı. Dolu dolu. Kapısı bile nasıl güzel kapanıyor bakın. Allah Allah. Maşallah. Dostlar. Vallahi harika. Şimdi abime pazarlık atalım mı? Hasar durumu var mı bunda? Hasar kaydı yok. Hasar kaydı yok. Boya vesaire? Yani komple temizlik boya. Tamam. Yaşı gereği, tabii kullanım yaşı gereği, 2 kilometresi gereği normal. Tabii tabii evet. Şimdi bu videoyu izleyip de sizi arayıp pazarlık eden kardeşime ne kadara bırakıyorsunuz bu arabayı en son? Ne olur? 105.750 demişsiniz. Evet. 100.000'e bırakır mısınız mesela? Yani sizin hatırınız için 100.000 düze bırakırım abi. 100.000 düze eğer arkadaşlar tabii bu videodan aradığınızı söylerseniz telefon numarasını yine çekiyorum abimin. Şöyle görün. Bu videoyu izleyip de ararsanız 100.000 TL'yi bu cillop makinayı bırakacak. Çok otomatik ve sunroof. Evet evet yok şey yok yani. Söylenecek laf yok ya. S80 Volvo dostlar görüyorsunuz. İyi satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Dostlar yan yana iki tane Focus var. Hadi onlara da bakıp videomuzu artık sonlandıralım. Şimdi aradaki farkları görün. Bu TDCI dizel 88.000 TL demiş abimiz. 250.000 kilometrede. Ondan sonra buna geliyorum. 270.000 kilometrede 5 parça boyalı. Bu da dizel bu arada. Turbosu var şurada. Kapağı yok ama az önceki gibi. 2006 Trend paket. Az önceki GIA. Fiyatına ne demiş? 87.500 TL demiş. Ondan sonra şöyle buna doğru tekrar gelelim. Şöyle bir bakalım. Neymiş? 2005 1.6 3 parça boyu. 250.000'de 88.000 TL demiş abimiz. Şöyle uzaktan da alayım. Lastik durumu fena değil. Şöyle ikisini de çekeyim size. Evet dostlar hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Serimizin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Değişik arabalar çekmek istedim. Çoğu yine geçen haftanın arabaları. Allah'a emanet. Saygılar. Görüşmek üzere.